Milletvekili olarak Türkiye'yi geziyoruz. Yani Doğu, Batı, Karadeniz. Yoğunlukla İktidar Partisi'ne oy vermiş bölgelerde dahil olmak üzere bir erken seçim beklentisi var. Geçinemiyorlar ve gelecekle ilgili endişe duyuyorlar. Ve bugünkü tıkanmış yapıyı da görüyor. Ve hükümet de şöyle bir anlayışla çalışıyor. Sanki vatandaşın belgeyle verdiği kaynakları vatandaşa geri verdiğinde bunu sanki partisi veriyormuş gibi aktarıyor. İktidar Partisi, AKP ve MHP dışındaki partiler bir an önce ülkenin bu tıkanmışlığın, bu yönetememenin, bu savrulmanın son bulmasını istiyor. O yüzden erken seçim talebi var. Bir hazırlık içerisinde, bugüne kadar Türkiye siyasi tarihine bakıldığında ne zamanki seçim yasasıyla oynamalar, düzenlemeler yapılmaya başlanmışsa orada seçim olacaktır. Her ne kadar Cumhurbaşkanı kesinlikle seçim yok dese de ya da MHP lideri dese de erken seçim görünüyor. Siyasi olarak bakıldığında da bir siyasi afet dönemi yaşıyoruz. Bir tarafıyla sürdürülemez bir sistem, partinin Cumhurbaşkanlığı denilen, biz onu rejim değişikliği olarak ifade ettik ilk günlerde. Bugün o çok daha açık, net bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Denetimsiz, kontrolsüz ve yaptıkları karşısında sorgulanamaz bir sistem var ve bu da bir faciaya yol açtı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek borçlanma dönemini yaşıyoruz. Bir tarafıyla da KOBİ'le borçlanmış durumda. Ekonomi şu anda eğer hali hareketliyse bu borçla yürüyor. Bu borçlar karşılanabilir mi? Pek karşılanacak gibi görünmüyor. Yine ekonomik verilere baktığımızda geriye dönüşlerde sıkıntılar yaşanıyor. Karşılıksız çekler, icra dosyaları patlamış durumda, iki katına çıkmış durumda. Kredilerin karşılanabilirliği çok azalmış durumda. Yeni krediyle eski borçları kapatır durumda. Bu da ileriye doğru gidişatın ne kadar felakete doğru gittiğinin göstergesi. Hukuksal açıdan keza aynı şekilde dünyada çeşitli derecelendirme kurumlarına baktığınızda tereddütsüz tüm derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin güvensiz bir ülkeye doğru gittiğini gösteriyor. Bu açıdan yani sadece yatırım açısından demiyorum. Genel olarak insan hakları, demokrasi, özgürlükler o anlamda geriye doğru gidiyor. Zaten hukukta daha önceki dönemlerde her zaman yüksekliğiydi hukuk ama hukukta bırakın dışarıyı, içeride bile vatandaşlar artık yargıya güvenmez hale geldi. Diğer tarafıyla siyaset tıkanmış durumda. Ülke artık yönetilemez bir halde. Örneğin yangın döneminde Cumhurbaşkanı 2 gün ortada yoktu. Her şey durmuş durumda. Yani bir afet durumunda dahi Cumhurbaşkanı eğer tatilde ise müdahale edilemez halde. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin altında hiçbir yetkili ya da yetkili kimse yok. Bakanlar kendi konularında dahi meclise gelen tasarılardan haberdar olmayabiliyor. Ya da ciddi bir proje var ise o da saraydan hazırlanıp geliyor. Bakanlar bile etkili değil. Atanmış olması, siyaseten bir yer edinmemiş olması değil. Yetki açısından da yetkiler olmayan bir konumdalar. Bunların tümünü bir araya getirdiğimizde işte siyasi afet yaşıyoruz diye söylüyoruz.